Arkadaşlar merhaba. Bugün size şimdi sınırlar 2 olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk anlattığımız konular sınırların 10 kuralıydı biliyorsunuz. Bununla ilgili bir bölüm okudum size. Evet, 10 kuraldan. Birinci kuralımız etiğini biçme kuralıydı. İkinci kuralımız sorumluluk kuralıydı. Şu anda da üçüncü kuralımız güç kuralındayız. Evet, başlıyoruz. İnşallah tekrar şunu söylüyorum. Bizleri kulağınızda değil kalbinizde dinlemenize niyet ediyorum. Ve her söylediğimizin, her okuduğumuzun, her kelimenin, her cümlenin size katkı olmasına niyet ediyorum. Sınırlarını, evet, üçüncü kural güç kuralı. Sınırlarını geliştirmek isteyen ve bu konuda çalışmalarda bulunan insanlar kendilerine şu soruyu sorarlar. Ben davranışlarım üzerinde etkili olamıyor muyum? Olamıyorsam davranışlarımın sorumluluğunu nasıl üzerime alabilirim? Neleri yapmaya gücüm var? Öncelikle güçsüz olduğunuzu kabullenmeniz gerekmektedir. Alkolikler içki karşısında güçsüz kaldıklarını itiraf ederler. Onlar öz denetimin meyvesini elde edememişlerdir. Bu bağımlılıkları onları güçsüzleştirmiştir. Diğer yandan sınırlarımız neler üzerinde güç sahibi olmadığınızı belirler. Yani sınırlarınızın dışındaki her şeyi. Yalnızca kendinizi değiştirebilirsiniz. Havayı, geçmişinizi, ekonomiyi özellikle de başkalarını değiştiremezsiniz. Siz diğer kişileri değiştiremezsiniz. Peki pek çok insan hastalıklardan daha çok başkalarını değiştirmeye çalıştırmaktan ızdırap çeker. Çünkü bunu gerçekleştirmek imkansızdır. Yapabileceğiniz şey ise başkalarını etkilemektir. Ancak bunun bir zorluğu vardır. Başkalarını değiştiremeyeceğiniz için kendinizi değiştirmeli, böylelikle başkalarının yıkıcı davranışlarını sizi etkilemesini engellemelisiniz. Bu kimselerle başa çıkma tarzını değiştirin. Eski davranışların işe yaramadığını gördüklerinde değişmek isteyeceklerdir. Başkalarını aldırmamaya başladığınızda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise sizin gitgide daha sağlıklı olmanızdır. Başkaları bu halinizi kıskanabilir ve sizin gibi olmak isteyebilirler. Bir şey daha, size ait olan ve olmayan şeyleri bilmeye ihtiyacınız var. Değiştirebileceğiniz şeyleriyle değiştiremeyeceğiniz şeyleri ayırt edebilme gücüne ve bilgisine sahip olmalısınız. Evet, şimdi dördüncü kuraldayız, saygı kuralı. İnsanlar sınırlara ilişkin sorunlarını dile getirdiklerinde sık tekrarlanan bir kelime vardır. Onlar, hayır dersem onlar bunu kabul etmez, sınırlar ortaya koyarsam onlar kızar, gerçekte neler hissettiğimi söylersem onlar benimle bir hafta konuşmaz. Başkalarının sınırlarımıza saygı gösteremeyeceğinden korkarız. Başkaları üzerinde odaklanır, kendimiz hakkındaki netliği kaybederiz. Bazen sorun, başkalarının sınırlarını yargılamamızdır. Şöyle şeyler söyler veya düşünürüz. Gelip beni almayı nasıl reddedebildi? Yolunun üstü. Kendine vakit ayırmak istiyorsa bunu başka zamanda yapabilir. Yemeğe gelmemesi çok bencilce. Sonuçta hepimiz özveride bulunuyoruz. Ne demek hayır? Bu paraya sadece kısa bir süre için ihtiyacım var. Öyle görünüyor ki senin için tüm yaptıklarından sonra sen de bana en azından böyle ufak bir yardımda bulunabilirsin. Evet arkadaşlar, bunlar insanların arkamızdan ya da ön yargıyla konuştuklarımız. Devam ediyoruz. Başkalarının sınırlarla ilgili kararlarını yargılar, onların neleri nasıl vermeleri gerektiğini en iyi bizim bildiğimizi düşünürüz. Bu genellikle o bana istediğim şeyleri benim istediğim şekilde vermeli anlamına gelir. Ama şunu unutmayalım ki ne kadar yargılarsak o kadar yargılanırız. Başkalarının sınırlarını yargıladığımızda kendi sınırlarımızı aynı yargılamaya tabi olur. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum ama şunu unutmayalım ki ne kadar yargılarsak o kadar yargılanırız. Çok önemli bir cümle, dikkatinizi çekmek için ikinciyi okudum. Başkalarının sınırlarını kınarsak onların da bizimkileri kınamaları doğaldır. Bu içimizde bir korku çemberi oluşturur ve sonuç olarak belirlememiz gereken sınırları belirlemekten çekiniriz. Önce boyun eğer, sonra bundan hoşnutsuzluk duyarız ve vermekten doğan sevgi, tat vermemeye başlar. İşte bu noktada saygı kurulu devreye girer. Başkalarının sana yapmalarını istediğin şeyi sen onlara yap. Başkalarının sınırlarına saygı göstermemiz gerekir. Kendi sınırlarımıza saygı talep edebilmek için biz de başkalarının sınırlarını sevmeliyiz. Onların bizim sınırlarımıza karşı nasıl davranmalarını istiyorsak bizim de onların sınırları
sınırlarına o şekilde davranmamız gerekir. Eğer bize hayır diyen kişileri sever ve onlara saygı gösterirsek, onlar da bizim hayırlarımızı sevecek ve onlara saygı göstereceklerdir. Bağımsızlık, bağımsızlık getirir. Eğer bilgelik yolunda yürüyorsak, insanlara kendi seçimlerini yapmaları için özgürlük tanımalıyız. Başkalarıyla ilgili olarak öncelikle üzerinde durmamız gereken konu, onlar benim yapacağım veya benim istediğim şeyi mi yapıyorlar? Değil, gerçekten de özgürce seçimde bulunuyorlar mı? Olmalıdır. Başkalarının özgürlüğüne kabullendiğimizde bize karşı sınırlar belirledikleri zaman onları öfkelenmeyiz. Kendimizi suçlu hissetmeyiz veya sevgimizi onlardan esirgemeyiz. Başkalarının özgürlüğüne kabullendiğimizde kendi özgürlüğümüz hakkında kendimizi daha iyi hissederiz. Evet arkadaşlar, bu 4. kuralımızdı. Şimdi 5. kurala geçiyorum. Evet, bugün 3 kural birden okumuş olacağız. 5. kuralımız motivasyon kuralı. Stein aklı karışmıştı. Vermenin almaktan daha güçlü olduğunu okumuş ve bunu çevresinde de duymuş. Ancak doğru olmadığını fark etmişti. Sıklıkla tüm o yaptıkları için insanlardan yeteri kadar beğeni almadığını düşünüyordu. Keşke insanlar sarf ettiği zaman ve enerjiyi daha çok takdir etselerdi. Buna karşı ne zaman birisi ondan bir şey istese yapardı. Bunun sevgi olduğunu düşünüyor ve seveceğim bir kişi olmak istiyordu. Sonunda yorgunluk yerini depresyona bıraktığında beni görmeye geldi. Konunun ne olduğunu sorduğunda Sten fazla sevecen olduğunu söyledi. Nasıl fazla sevecen olabilirsin diye sordum. Hiç böyle bir şey duymadım. Çok kolay dedi Sten. İnsanlara vermem gerekenin çok üstünde şeyler veriyorum. Onlar için çok şey yapıyorum. Bu da beni yoruyor ve depresyona sokuyor. Neler yaptığını pek bilemiyorum dedim. Ancak bunun sevgi olmadığı kesin. Gerçek sevgi insanlara mutluluk getirir. Depresyona sürüklemez. Eğer sevmek seni depresyona sokuyorsa o zaman bu büyük olasılıkta sevgi değil. Bunu nasıl söyleyebilirsin anlamıyorum. Herkes için o kadar çok şey yapıyorum ki veriyorum, veriyorum ve veriyorum. Benim sevecen olmadığımı nasıl söyleyebilirsiniz? Bunu hareketlerinin sonuçlarına bakarak söylüyorum. Kendini mutlu hissetmen gerekir, üzgün değil. Bana insanlar için yaptığın şeyleri biraz anlatsana. Birlikte biraz daha zaman geçirdik Stein. Geçirdikçe Stein kendi yaptıkları ve özverilerinin pek çoğunun sevgiden değil korkudan kaynaklandığını öğrendi. Stein yaşamının erken bir döneminde isteklerini yerine getirmediğinde annesinin sevgisini ondan çektiğini öğrenmişti. Sonuç olarak Stein istemese de insanları vermeyi öğrenmişti. Vermesindeki itici güç ise sevgi değil, insanların sevgisini kaybetme korkusuydu. Stein aynı zamanda diğer insanların öfkesinden de korkuyordu. Küçükken babası ona sık sık bağırdığı için öfke gösterilerinden korkmayı öğrenmişti. Bu korku onu başkalarına hayır demekten alıkoyuyordu. Ben merkezci kişiler başkaları onlara hayır dediğinde genellikle öfkelenirler. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Ben merkezci kişiler başkaları onlara hayır dediğinde genellikle öfkelenirler. Çok önemli bir cümle, dikkatinizi çekmek için tekrarladım. Stein sevgi kaybetmekten ve başkalarının ona kızmasından korktuğu için evet diyordu. Şu sahte eğilimler ve diğerleri bizi sınırlar belirlemekten alıkoyar. Sevgiyi 1. Şu sahte eğilimler ve diğerleri bizi sınırlar belirlemekten alıkoyar. 1. Sevgiyi kaybetme veya terk edilme korkusu. Evet diyen ve sonra evet dediği için rahatsız olan insanlar başkalarının sevgisini kaybetmekten korkarlar. Bu kendini adayan insanlarda yoğun olarak görülen eğilimdir. Sevgi görmek için verir. Bunu alamayınca da kendini terk edilmiş hissederler. 2. Başkalarının öfkesinden korkmak. Eski incinmiş duygular ve zayıf insanlar yüzünden bazı insanlar hiç kimsenin kendilerine kızmasına tahammül edemez. 3. Yalnız kalma korkusu. Bazı insanlar sevgi kazanacaklarını ve yalnızlıklarının sona ereceğini düşünerek başkalarını boyun eğerler. 4. İçimizdeki iyi insanı kaybetme korkusu. Bizler sevmek için yaratıldık. Bundan dolayı sevmediğimizde acı çekeriz. Pek çok kişi seni seviyorum ve bunu yapmanı istemiyorum diyemez. Bu tarz bir cümle onlar için anlam taşımaz. Onlar sevmenin her zaman evet demek anlamına geldiğini düşünürler. 5. Suçluluk duygusu. Pek çok kişi için vermek eyleminin nedeni suçluluk duygusudur. İçlerindeki bu duyguyu yenebilmek için kendileri hakkında iyi şeyler hissedebilmek için yeteri kadar iyilik yapmaya çalışırlar. Hayır dediklerinde kendini kötü hissederler. Bu nedenle sürekli olarak bir iyilik duygusu edinmeye çalışırlar.
6. Geri ödeme. Pek çok kişi aldıkları şeyler eklenmiş bir de suçluluk mesajı bulur. Örneğin anne babalar şöyle derler. Şöyle söyler. Ben hiç senin kadar iyisine sahip olmadım. Tüm bunlar için utanç duymalısın. Kendilerine verilenlerin tümünü ödemek için kendini yükümlülük altında hissederler. 7. Onaylanma. Pek çok kişi kendisini hala çocukmuş ve anne babasının onayını beklermiş gibi hisseder. Bu nedenle birisi onlardan bir şey istediğinde onun yerine getirmeleri ve böylelikle bu sembolik ebeveyni mutlu etmeleri gerekir. 8. Kendini başkalarının kayıplarıyla gerektiğinden fazla özdeşleştirme. İnsanlar pek çok kez kendi düş kırıklıkları ve kayıplarıyla zamanında yeteri kadar ilgilenmemiştir. Bu nedenle bir başkasını hayır diyerek yoksun bıraktıklarında onun üzüntüsünü sonuna kadar hissederler. Birisini bu denli kırmaya tahammülleri olmadığı için isteklerine boyun eğerler. Önemli olan şey şudur. Bizler özgürlüğe çağrıldık ve özgürlük şükranla, coşkun bir yürekle ve başkalarına karşı sevgiyle sonuçlanmaktadır. İnsanlara cömertçe vermenin büyük ödülü vardır. Vermek gerçekten de almaktan daha kutsaldır. Eğer verme eyleminiz sizi mutluluk ve neşeye götürmüyorsa motivasyon kuralını incelemeniz gerekir. Motivasyon kuralı şunu söylemektedir. Önce özgür ol, sonra hizmet et. Eğer korkunuzdan kurtulmak için hizmet ederseniz başarısızlığa mahkum olursunuz. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Motivasyon kuralı şunu söylemektedir. Önce özgür ol, sonra hizmet et. Eğer korkunuzdan kurtulmak için hizmet ederseniz başarısızlığa mahkum olursunuz. Evet, bugün kalan 5. motivasyonumuzu okuduk sizlere. Arkadaşlar lütfen kulaklarınızı değil kalbinizle dinlemenize niyet ediyorum. Her okuduğum cümlelerin, her söylediğim kelimelerin size katkı olmasına niyet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.